Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Ruyon. Bugün efsane güzel bir rally partisiyle birlikteyiz. 70'li içtimalar açılıyor şu anda LH ailesine karşı. Biz de SGR ailesi olarak buradayız. Yani çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yani izledikçe böyle hayreti düşüyorum ve aşırı beğeniyorum. Geçen sene de bu tarz partiler oluyordu. Onları da bayağı beğenerek izliyordum. O yüzden hemen hızlı bir şekilde bunları büyük bir şekilde düzenleyip size için yükleyeceğim. Bugün kötü bir handikapımız var. Benim liderim yok. Bu savaşta içtima kaptanı olarak savaşmayı çok isterdim ama ne yazık ki. Ben bir yandan WoW'dan dinliyor olacağım ama sizlere de şu efsane, mükemmel anları yansıtıyor olacağım. 2.3 beylik bir hedefimiz var. Araları bu arada videoyu çok uzun tutmamak için kalkan alanları gösterenleri çok minik minik göstereceğim. Bazılarını belki göstermem bile. Bu arkadaş da hemen kalkan aldı. O yüzden oraları kesip kesip atacağım. Evet, şimdi Smokey'deyiz. Smokey ile birlikteyiz. Smokey 2.6 beylik şampiyon setli mitik efsane bir kale. Zaten bu arkadaş savunamazsa anlayın ki ben de savunamam. Beni patates ederdi bu kadar kişi içtimalse. Gerçi bana bu kadar insan da gerek yok. 10 tane içtimal bile benim hakkımdan gelir arkadaşlar. Ama şu efsane duruma bakın. Yani böyle sanki karınca yuvalarını bilir misiniz? Karınca yuvası gibi ve efsane güzel anlar var. Buraları sizlere böyle minnoş minnoş göstermeyi planlıyorum. Evet arkadaşlar, herkes yola çıktı. Herkes vuruyor şu anda. Adam online mi değil mi hiç bilmiyorum ama sanırım sıfırlanacak. Herkes giriyor. Şu görüntüye bakın. Adam yandı. Adam yanıp ışınlandı ve geri kalan giremeyen içtimalarda sizin de gördüğünüz gibi böyle bozuldular, kala kaldılar. Bayağı içtima girdi. Ben burada içtima kaptanlarını göster dediğiniz için hızlı bir şekilde içtima kaptanlarını gösteririm. Eğer bu gazete kısımları atlamak isterseniz böyle birazcık ileri sararsınız. Burada bulunan bütün kaptanlar zaten oyundaki en iyi kaptanlar, en iyi loncalar. LH ailesine karşı savaşan bizim ailemiz NWC, NWC loncası. Niv, neydi ya ismi? Niv. Neyse işte bakarsınız tam hatırlamıyorum. Niv bir şey kaostu. Bayağı toplanıp içtimalar açıyoruz. İkinci ışınlandığı yerde arkadaşımızı yeniden bulduk ve ona da içtimaları açtık. Büyük ihtimal bize yetişmeyecek. İçerisinde çok az asker olduğu için. Ama vurabilirsek güzel olur. Bizim şu anki içtima kaptanımız Kushi. Zaten daha önceki galiba birkaç rally partisinde ya da üst savaşında olabilir. Onu paylaştığımı hatırlıyorum, yani onunla ilgili hani böyle böyle geldi bize yardım etti gibisine ondan bahsettiğimi hatırlıyorum. Şu anda da bizim içtima kaptanlığımızı o yapıyor. Bizde aslında daha iyi kaleler var. Yani içtima kaptanı yapacak ondan daha SLD'li kaleler var ama şu an aktif değiller. Bir de biz dün savaştığımız için hiçbirimizin zıpzıpı, birkaç tanemizin lideri yok. Diğer arkadaşlar içtimalarını bozdular. Bozmalarını istediler. Çünkü 2-3 vuruşluk askeri kalmış. Hani size gerek yok, başka hedefe gidelim dediler. Ondan dolayı da şu anda görmüş olduğunuz gibi sadece 3-4 içtima ona vurdu. Büyük ihtimalle 2 tanesi falan kaldı. İkincisini lider almış olabilir. Gazeteden sizlerle bakarız. Yeni hedefe herkes ışınlandı aslında ama ben hani bunun sonunu sizlere göstermek istedim. 2.6B'den 1.5B'ye düştü. Yani 5 dakikada falan sıfırlandı. Az önce büyük ihtimal 2 içtima daha girebilseydi, yani harika yapılarda olmayıp ışınlanmasaydı, bildiğiniz sıfırlanmış saf kudrette olacaktı. 1.5B de bayağı iyi bir saf kudret. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? 1.5B 1.2'si büyük ihtimal zaten bütün araştırmaları yaptıysa araştırmalardır. Geri kalanı galiba görevler falandır diye düşünüyorum. Evet, yeni hedefimiz de bu arada sizlerle birlikteyiz. Bakalım bu hedefe vurabilecek miyiz? Yine karınca sürüsü gibi herkes fıtı 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 her yerde geziyor. Buraya bir fıtı fıtı efekti ekleyip hızlandırsam mı acaba? Bakalım vurabilecek miyiz? Yani etraf o kadar kalabalık. Bu arada yer değiştirdi. Etraf o kadar kalabalık ki kasıyor arkadaşlar. Sırf kasmasın diye bilgisayardan şu anda kayıt alıyorum. Çünkü aşırı kasıyor. Yani öyle böyle değil. Bayağı kasıyor. Telefona falan girdiğiniz zaman ana ekranı göremiyorsunuz. Oyundan atıyor. Kalkan bastı. Evet, bu arkadaşımız kalkan bastı. Ben olsam
Benim eğer öfkem yoksa ben de kesinlikle kalkan basardım. Yani %100 basardım. Burada erkeklik yapmanın hiçbir lüzumu yok. 70 tane içtima açılıyor. 70 içtima çok fazla. Ice Baby bile göç etti arkadaşlar. Ice Baby bile göç etti. Yani hani Ice Baby'nin göç ettiği yerde o kadar iyi kalelerin, setlerin, şampiyonların hatta imparator setlerin göç ettiği, kalkan aldığı yerde ben duramazdım. Yani öfkem varsa artık bırakırdım, kale sıfırlansın yani. Belki kaçırabildiğim 3 milyon 4 milyon T4 T5'i belki kaçırmaya çalışırdım. Ama yani tehlikeler giderdi, hiçbir şey de yapamazdım. Bu arada arka planda sevgili kocam var, gözüküyor mu bilmiyorum. Onun dışında yerde de bebeğim var. Biraz sesleri geliyor olabilir, kusura bakmayın. Evet. Kalkan aldı yeniden. Bu arkadaşımız da. Yani içtimalar bozulduğuna bile çok farklı gözüküyor. Bir tane içtima savunmuş. Büyük mü halı ile giren bir içtima vardı. O içtima savunmuş. Biz piyadeydik. Adam süvariyi kötü gördü, yani görüp savundu galiba ya da okçudaydı. Piyadeyi hızlandırıp vurabilseydik efsane güzel vurabilirdik. Evet, şimdi online öfkeli bir hedefimiz var. Bu tavşan arkadaşımız demiş ki herhalde kendi kendine ben öfke açayım, bunlar bana vursun mu bilmiyoruz. Bu arkadaşa hemen içtima açıldı. 70 tane içtima birazdan yola çıkacak, hatta birkaç tanesi. Oo, şu an neredeyse herkes yola çıktı. Biz yola çıkmamışız. Bize galiba biri geç yolladı yine. Halı basacaktım çıktıysak ama sanırsam şu an çıktık mı? Halı basayım eğer çıktıysak bakayım. Tamam, girmek üzereyiz. Biri halı basıyor. Efsane güzel. Şimdi biz de vurursak efsane olacak. Evet, vurduk. Aa, yandı. Vurduk, vurduğumuz gibi yandı. Bu arada o kadar çok içtima açıp o kadar çok vuruluyor ki 60 içtimadan sonra bildiğiniz üzere hapishane doluyor. Hapishaneyi dolduruyoruz arkadaşlar. Hapishane doluyor. 60 mıydı, 30 muydu o? Neyse, önemli değil. Yani hapishane doluyor. Full tıka basa hapishane doluyor içtima kaptanlarının liderleriyle. Kimse de nedense çoğu insan yani zıpsı kullanmıyor. Ya kimsenin zıpsı kalmadığı için, çünkü dediğim gibi dün de bir savaş. Ufak bir kendi aramızda rally partisi. Adam 1.1B'ye düştü arkadaşlar. Adam sıfırlandı, 1.1B'ye düştü bu şekilde. İnanılmaz. İnanılmaz. Bu arada aynı zaman diliminde ben burada videoyu kaydederken aralarda, tabii ben bunu da kesiyorum, siz görmüyorsunuz büyük ihtimal. Oralarda Instagram'da da paylaşım yapıyorum. Instagram'ı bu yüzden anlık olarak takip etmek için kimi içtima açıyoruz, konumu neresi, nerede, işte her şeyi paylaşıyorum. Eğer sıfırlanırsa önce kudreti sonraki kudrete. O nedenle Instagram'ım Rüyam YT, takip etmeyi unutmayın. Böyle rallilerde anlık olarak hedefleri bulup takip edebilirsiniz. Hem orada anketler yapıyorum. Anketlere de katılabilirsiniz. Bu biraz önce sıfırlanan arkadaşımıza büyük çoğunlukla dediler ki sıfırlanmaz bu. Yani sıfırlanmasının imkanı yok dediler. Büyük ihtimal setinden dolayı. Bununla ilgili bir soru cevap bükümü açarım. Merak ediyorum neden öyle dediklerini. Sizlerle de daha sonrasında paylaşırım. Video düzenlerken büyük ihtimal sağ sol ekranın bir tarafını eklerim ki arkadaşlarımız ne demişler, anketlerde ne kullanılmış, kim neye oy vermiş, oradan görebilirsiniz. Instagram'da tabii bize böyle bir artısı var. Sizlere gazeteyi de göstereceğim. Bayağı içtima var. Tek tek göstermek çok zor olacak ama tek tek göstermeye çalışacağım. Çünkü biliyorum, merak ediyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki şu çok iyi vuruş yapmış ama o an vuruş yaparken ki setin neydi? Bana çok soru geliyor bu konuda. O nedenle olabildiğince hızlı bir şekilde, yani onlar daha setini değiştirmeden, çünkü biz içtima kaptanlarında alışkanlıktır. Hemen tık tık seti değiştirir, hız setine falan alırsın. Boş seti alırsın. Görmesinler diye, bir dahaki vuruşlar unutmayayım diye seti. O nedenle sizlere hızlıca onları göstereceğim. Yani en azından hala da üstünde seti olanların, lider bırakanların seti zaten kendine kalıyor biliyorsunuz. Onların hepsini göstereceğim. Şu an lider kalan biri yok. Henüz bir öncekini yaktık. Bunu da yaktık. Dünden kalan liderler var. Bakalım. Minik bir reklam arasıyla sizlerle birlikteyim. Bugün mücevher takası kampanyasından bahsedeceğim. AppGallery'nin yeni gelen kampanyalarından biri arkadaşlar. Aslında geçen ay da vardı. Bir sonraki ayda devam edecek. Şimdiden söyleyebilirim bir sonraki ayda devam edeceğini. Katılımlar için kampanya linkini ekrana bırakıyorum. Hemen tepemde olacak büyük ihtimal. Oradan katılabilirsiniz. En azından linke tıklayıp bir göz atarsanız, beni desteklerseniz çok sevinirim. Sadece kampanya linkine tıklayıp göz atmanız
benim için yeterli. Ayrıca kuponlarımız var. Bu mücevherler satın alımı yaparak elde ettiğiniz mücevherlerle kupon dönüştürerek bu kuponları da diğer satın alımlarınızda kullanabiliyorsunuz. Efsane güzel bir sistem. 1700 TL'lik bir paket aldığınız zaman 425 TL'lik kupon geliyor. Bu kuponla da 1275 TL'lik falan bir para ödemiş oluyorsunuz aslında. Bir sonraki alımlarda çok fazla satın alım yapıyorsanız, az da yapıyorsanız da olur. Bunları kullanabilirsiniz. 84 TL alım yaptığınızda, yani 84 TL'lik paket, 169 TL'lik paket aldığınız zaman da kuponlar var. 219'da, 850'de, yani bir sürü kupon var. Daha uygun almak varken neden daha pahalısını alasınız? Android kullanıcılar için efsane güzel. Kesinlikle linke tıklayıp bir kontrol edin. Evet, Rally Partisi'ne devam ediyoruz. Burada çok tanıdığınız bir isim var arkadaşlar. Daha öncesinde 53 tane içtima yemişti ve 400 küsür kudrete düşmüştü. Kendine işte yaktırmıştı ve daha sonrasında da artık bitirmişti orada. Efsane güzel bir kale. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç zaman önce, ne zaman yayınladığımı tam hatırlamıyorum. Bir yıl önce falan olabilir. 22 Mart'ta sanırım yayınlamışım. 53 Rally TDF ailesi tarafından 53 Rally'yi 7 kaptı tarzı bir videoydu. Krallık 1'deyken çekmiş olduğum bir video. Bu arkadaşımız o videodaki arkadaş. Şu anda da çok merakla bekliyorum. Bizimkiler bu arkadaşı tanıdığı için herkes piyade açtı. Çünkü okçu trap bir kale. Daha önceki içtimada biz onun ne trap olduğunu bilmediğimiz için rastgele açmıştık. Ama burada bizimkiler uyanıklık yaptılar. Bunun kim olduğunu anladılar ve dediler ki herkes piyade açsın. Bu okçu trap kale ve efsane güzel vuruşlar oluyor şu anda. Büyük ihtimal çok çabuk bir şekilde sıfırlanacak, yanacak. Ve bunu şu anda kaydedebildiğim için en şanslı yer burası aslında. En güzel videonun başından beri bence en güzel yer burası. Çünkü bu arkadaş bayağı güzel savunmalar yapıyor. Büyük ihtimal 60, 70, 80, belki 100, 140 içtima savunabilir. Şu an hala daha yanmadı ve daha bir sürü kudreti var. Yanlış hatırlamıyorsam 450 milyon civarlarında saf kudreti vardı. Yani daha 1 milyonluk askeri var arkadaşlar. Yanmayabilir bile. Bizimkiler yakamayabilir bile. Şu an tek artımız belki ne olduğunu bildiğimiz için, piyade gittiğimiz için deli dehşet bir yanabilitesi olması. Şu anda da görüyorsunuz kaç tane içtima vurduk. Yani bayağı içtima vurduk. Bayağı bayağı fazla içtima savundu ve çok az kudret düştü bence. Bundan sonraki ikinci içtimaları da eğer tutmak isterse, ikinci defa açılanlarda da savunursa, bu sefer yanabilir. 1 milyon dediğim gibi kudret kaldı. Yani 1 milyon daha silinebilir kudreti var. Ama efsane güzel düştü. Efsane güzel bir savunma yaptı. Bu arkadaşın o zaman da savunmasını çok beğenmiştim. Zaten seti çok iyi. Ama araştırmaları yok. 400 milyon kudrette bir arkadaşımız zaten. T5'i bile olup olmadığını bilmiyorum. Belki T5'i bile yoktur. T5 araştırmalarını çünkü yapsaydı biraz daha kudreti artardı diye düşünüyorum. Şimdi ikinci içtimalarda giriyor arkadaşlar. Hepsi bakın sıra sıra giriyor. 1 milyar 418 milyona kadar düştü. Eğer bizimkiler formasyonu doğru tutturmaya devam ederlerse büyük ihtimal burada tam bu içtimalar sırasında sıfırlanabilir. Şu an arka arkaya vuruşlar hala devam ediyor. Şu an bir şey yok ama liderlerin gittiğini görüyorsunuz. Büyük bir hapishanesi doldu. Hapishanesi dolduğu için liderler gidiyor ama ölümcül deney çıkıyor arkadaşlar. Büyük bir efsane güzel vuruyorlar şu anda bu arkadaşa. Evet, 1 milyara neredeyse varmış. Ölümcül deneyler geliyor. Şu an efsane güzel düşüyor. 946 milyona düştü. Yandı. Arkadaşlar yandı. 666 milyona düştü. Yandı. Biri var ya, acayip feci vurdu. Lideri gitti. Biri var ya, evet, 450 milyonmuş. Yanlış hatırlamıyormuşum. 400 küsürlerdeydi. Onun videosunda kartları eklerim muhakkak. Şu sağda solda kartlar var ya, yukarıdan çıkıyor. Oradan da o eski videosunu izleyin muhakkak. Efsane güzel savunma yapmıştı. Burada da yine çok iyi savunma yapmış. 11 kası var. Ya şuraya bakar mısınız? Hapishane dolu olduğu için millet liderleri geri gitmiş. Yani lider bile tutamamış. Ama çok iyi. Çok iyi ve çok en sonlara doğru güzel vuruşlar olmuş. 6 milyon 7 milyon. Bu arada o sırada WoW'dan konuşma sırasında şey dediler. Süvariler gitsin dediler. Büyük bir zaman sonra o piyade aldı kendine.
Süvariler gidince bir anda coşa 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 bir baktım 600 900, bir baktım yandı ve bu şekilde sıfırlandı. Evet, yine inanılmaz bir içtimayla birlikteyiz. Eski imparatorumuz Leha Meti'ye içtima açıldı. Bir öncekinde hesabını satan diğer Çinli arkadaşımıza içtima eski imparator göç etti. Göç etti. Eski imparatora açmıştık yine. O da sanırım kalkan mı almıştı? Göç mü etmiş? Öyle bir şey olmuştu. Bu da görüyorsunuz gitti. 166. krallığa göç etti. Yani inanılmaz şeyler oluyor. Yeni hedefimiz belli oldu. 2,1 beylik bir arkadaşımız, bir Çinli arkadaşımız. Bakalım sıfırlanabilecek mi? Herkes yeniden ihtimallerini aşmaya başladı. Bu savaştan, bu rally partisinin aşırı derece heyecan duyduğum için bu gece büyük ihtimal uyumadan bunun montajını bitiririm. Büyük ihtimal yarın akşama doğru videoyu hazırlayıp yüklemiş olurum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Tümü diyerek bildirimleri de açın. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hatta şu an burada beni dinleyenler aşağıya desinler ki ne desinler? Oha, şuraya bakın. Herkes şu anda ihtimale giriyor. Bu nasıl rally partisi yazın, tamam mı? Kod şu anda beni dinleyenlere kod. Bu nasıl ihtimal partisi yazın. Ben anlayayım buraya kadar izlediğinizi. Buraya kadar izleyen herkes yazsın. Evet. Adam bu arada loncadan attılar direkt. Adam sıfırlandı. Sıp sıfır kaldı. Patates oldu patates. 5 dakikada patates. Adam 5 dakikada patates oldu. Gazeteyi sizlere göstereyim. Yani güzel vuruşlar var. 7 milyon 8 milyonluk vuruşlar görüyorum. Yani bildiğiniz bitmiş yani. Patates olmuş. Liderine kadar almışız. Bir arkadaşımıza daha içtima açıldı. 2 beylik. Seti baya güzel. Biz içtimayı artık açmamaya başladık. Çünkü bizim liderler cortladı. İçtima kaptanımız da şu anda yok. O yüzden bunu izleyeceğiz. Bu bizim son artık çektiğim, yani benim kaydettiğim son rally olacak. Bundan önceki birkaç tane rally çekemedim. Arka plan anlamışsınızdır. Çiğ köfte falan. Ondan sonra adam ışınlandı bu arada. Savunma yapacak. Büyük ihtimalle kalkan basmayacak. Zaten arka ipeye geçti. Orada kalkan basılmıyor. Bakalım bizim liderlerimiz mi kalacak? Yoksa bu arada adam liderleri toplar gider. 1,5'a düştü bile. Adam liderleri toplar gider arkadaşlar. Çünkü hiç kimse de zıp zıp zaten yok. Herkes full olarak lideriyle saldırıyor. Ama çok efsane kudret düştü. 1,4 B'ye düştü. Ancak herkesin liderini aldı. Bundan sonraki vurduklarında büyük ihtimalle hapishanede dolu olduğu için insanların liderleri geri gelecek. Yandı mı? Yok, yanmadı. Yer değiştirdi. Başka bir yere gitti. Büyük ihtimal gelen son içtimaları karşıladı ve başka yere ışınlandı. Yolda gelen içtima olabilir. Onu en son aldı kaleye. Savunmasını yaptı ve başka yere ışınlandı. 50 küsur tane içtima karşıladığını düşünüyorum. İşte birkaç kişi böyle yeniyormuş gibi olmuş gazetede gördüğüm üzere. Ama daha sonrasında onlar da belli ki yenememişler. Ve gerçekten güzel bir, belki de bu videonun en iyi savunmasını yapmış olabilir. 1,5 milyar kudreti kaldı. Ama biraz önceki arkadaşımız da neredeyse o kadar kudreti kalmıştı. İkinci savunmayı yaparsan, yani ikinci gidilen savunmayı yaparsa çok büyük ihtimal yanar. Ama yapacak mı, liderleri alıp kaçacak mı onu bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Şu an ben meraklı bekliyorum. İkinci set içtimalarını yiyecek mi, savunacak mı? Savunursa çok büyük ihtimal yanar. Yoksa mantıklı olan tercihi yapıp liderleri alıp tüyecek mi? Evet. Şu an hala bekliyor. Ama kalkın alabilitesi varmış gibi bekliyor. Yani hard yapılarda değil ya da göç edecekmiş gibi duruyor. Hala 1,4B kudrette. Setini görüyorsunuz. Az önceki setten 11K'dan daha kötü setti ama çok iyi savunmalar yaptı. Ve sanırım evet, 83. krallığa göç etti. Değerli arkadaşlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Ben çok eğlendim videoda. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Instagram'dan Rüyam YT beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Line'da, Facebook gruplarında, WhatsApp'ta paylaşın paylaşabildiğiniz yerde. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.